Merhaba. Bugün size üzücü bir haberle başlayacağım. Ayın 5'inde 28 gündür Adana Çukurova Devlet Hastanesi koronavirüs ünitesinde yoğun bakımda yatan kadim dostum, kayınbiraderim Ahmet Çatal vefat etti. Çarşamba günü defin işlemlerini yaptık. Bugün de üçünün mevlidini ve ruhuna dualar gönderme işini yapmaya niyetleniyoruz inşallah. Onun anlattığı benim çok hoşuma giden, sizlerin de hoşuna gideceğini tahmin ettiğim bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Ahmet Çatal'a ithafen. Bir gün bir konuşmacı konuşma yapacağı konuya çok titiz ve uzun iyi bir şekilde dikkatlice hazırlanmış. Konuşmayı yapacağı alana geldiğinde bakmış ki kimse yok. Bir kişi var. Tabii böyle olunca morali bozulmuş. Demiş ki o bir kişiye, ben demiş bu konuşmaya günlerdir hazırlandım. Çok da iyi hazırlandım. Ama geldim gördüm ki senden başka kimse yok. Şimdi sana soruyorum. Sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Bu konuşmayı iptal mi edersin? Yoksa bir kişi dahi olsa bu konuşmayı yapar mısın? Adam demiş ki ben bu işlerden anlamam. Ben seyisim. At bakıcısıyım. Atların yemini vermek için haraya geldim. Bir de baktım ki bütün atlar gitmiş. Sadece bir at kalmış. Ben o atın yemini veririm. Diğerleri gitti diye o atı da aç bırakmam demiş. Konuşmacı tamam demiş, anlaşıldı. Başlamış anlatmaya. Yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat. Bütün bilgileri anlatmış. Sonra konuşma bittikten sonra yine demiş ki o tek gelen dinleyiciye, nasıl demiş, konuşmamı beğendin mi? Adam demiş ki ben seyisim, at bakıcısıyım, anlamam. Şimdi ben haraya geldim, bütün atlar gitmiş, bir at kalmış. Ben bütün atların yemini o bir ata verip de onu tohmalatmam demiş. Kıstadan hisse, herkesin kendi takdirine. Saygılar ve sevgilerle kayınbiraderim Ahmet Çatal'a birer Fatiha okumanızı istirham ediyorum. Hayırlı